Merhabalar arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Konuya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza mutlaka abone olun, bildirim zilini açın ki attığımız her video herkesten önce size düşsün. Sen de güzel güzel çalış, notlarını al ve bu konuyla alakalı sıkıntın kalmasın. Aynı zamanda bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bakın, Instagram hesabımızdan her gün sorular paylaşıyoruz. Facebook hesabımızda konularımızı atıyoruz, sorular paylaşıyoruz. Twitter'dan sorular paylaşıyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. Dediğimiz gibi kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve böylece güzel bir sene sizi beklemiş olacak. Biz de çalışırsanız hem notlarınız artacak hem de LGS'den güzel bir puan almış olacaksınız, tamam mı? Gelelim artık şu problem sorularına. Herkesin yapamadığı, böyle kafasının karıştığı bağ sayısı, nükleotit sayısı toplamları, nükleotit nedir, onlara bakacağız abicim, tamam mı? Güzel güzel sorularımızı aldık. Size 2-3 tane soru tipini burada göstereceğim, gelecek soru tiplerine, ve böylece hiçbir sıkıntınız kalmamış olacak. Şimdi bir kere daha şöyle bir anlatı vereyim ben size. Bir DNA zinciri kelimesini, cümlesini duyduğumuz anda hemen adenin, timin, guanin, sitozini yapıştıracaksın. Sonra adeninle timin arasında ikili bağ, guaninle sitozin arasında üçlü bağı yapıştırdığın takdirde ne kadar adenin o kadar timin, ne kadar guanin o kadar sitozin mantığıyla. Bak, burada basit işlem yapıyorum. Atıyorum 20 tane adenin varsa 20 tane adenin varsa 20 tane de timin vardır. Atıyorum 50 tane de guanin varsa 50 tane guanin varsa 50 tane de sitozin vardır. Hemen yapıştırdım. Sonra bak, toplam nükleotiti buldum. Ne kadar nükleotit var? 50, 20 daha 70. 70 de burada var. Toplam nükleotit 140 tane. 70 artı 70'ten 140'ı buldum. Tamam, toplam nükleotit 140 tane. Bağ sayısını soracaklar. Size diyecek ki bağ sayısı nedir? Bak, hemen o kadar basit bak. Bir tane adeninle timin arasında kaçlı bağ var abicim? İkili. 20 taneden hemen ne yapıyorsun biliyor musun? Bu bağ sayısıyla şu yukarıdaki sayıyı çarp bir zahmet. 2 çarpı 20, 40 tane bağ burada vardır. 3 çarpı 50, 150 tane bağ burada vardır. Toplarsam ikisinin toplamı 190 eder. Toplam bağ sayısı 190 olarak bulmuş olurum. Bak, bu kadar basit. Bir tane daha çözüyorum. Bak, bir tane daha çözüyorum. Bir DNA zincirinde lafını duydum. Hemen adenin, timin, guanin, sitozini yapıştırdım. İkili bağı koydum. Üçlü bağı koydum. 10 tane adenin varsa 10 tane timin. Sorudan okuyorum. 10 tane adenin var dedi. Devam ediyorum soruya. Dedi ki soruda, ya 40 tane de sitozin vardır dedi. Al 40 tane sitozin. 40 tane sitozin varsa 40 tane de guanin olmak zorunda mı? Eyvallah. Şimdi toplam nükleotit sayısına bakıyorum. 50 burada mı? 50 burada mı? Toplam nükleotit sayım kaç oldu? 100. Topladım. Hepsini topladım. Toplam nükleotiti buldum. Bağ sayısına buldum. Hemen ne yapıyordum? Şuradaki bağla yukarıdaki sayıyı çarpıyordum. 2 çarpı 10, 20. Mantığı ne? Bir tane adeninle timin arasında ikili bağ varsa 10 tane de kaçlı bağ vardır dedim. 2 çarpı 10. 3 çarpı 40'tan 120. İkisini topladım. 140 tane bağ sayısı vardır dedim. Bak, olay bu kadar basit. Tamam, bak, olay bu kadar basit. Bağ sayısı vardır dedim. Hadi bir tane daha çözüyorum. İyice kafana girsin. Ondan sonra soru üzerinde geleceğim. Duydum, hemen yapıştırdım. Adenin, timin, guanin, sitozin. Al ikili bağ, pardon, ikili bağ, al üçlü bağ. Dedi ki 20 tane guanin vardır dedi ve toplam nükleotit de dedi 150'dir dedi. Bak, şimdi toplam nükleotit de 160 olsun, pardon. Toplam nükleotit 160 olsun. Şimdi 20 tane guanin varsa 20 tane de sitozin var mı? Var. Toplamı kaç oldu bunun? 40. Toplam nükleotit kaçmış? 160. O zaman geriye ne kadar kaldı? 120 mi? 40'ı burada. 120 tane kaldı. 120'yi ne yapacağım o zaman? 60'ı buradadır. 60'ı buradadır mantığıyla gideceğim. Gördün mü? Hemen başka yerden başka yere geçtim. Sana toplam nükleotiti verir. Sen çıkarırsın. 2'ye bölürsün. Çünkü 2 tane var. Hemen işleme gidersin. Sonra geldim. Bir tane adeninle timin arasında ikili ise 60 tane de 2 çarpı 60 120. 3 çarpı 20 60. Toplarsam 120 artı 60. 180 tane bağ vardır. Zayıf hidrojen bağı vardır. Arkadaşlar, gördüğümüz üzere soru çözüm mantığımız bu. Soru çözüm mantığımız bu. Şimdi gelelim sorularımızı buradan bir çözelim. Tamam mı? Bakalım, diyor ki bana soruda. 1600 nükleotitten oluşan, yani toplamı 1600 nükleotitmiş, DNA zincirinde 500 tane guanin olduğuna göre ne yapıyordum hemen? Adenin, timin, guanin, sitozin, ikili bağ, üçlü bağ. 500 tane ne varmış? Guanin. 500 tane guanin varsa 500 tane de sitozin olacak mı? İkisinin toplamı 1000 etti mi? Toplamda ne kadar varmış? 1600. Ben 1600'den 1000'i çıkarırsam hemen adeninle timin sayısını bulurum. 600 tane adeninle timin varmış. Bunun yarısı adenindir, yarısı da timindir. Unutma. 300-300 şeklinde ayırdım. Şimdi geldim. Bağ sayısını bulayım. 2 çarpı 300'den ne kadar bağ oldu buradan? 600. 3 çarpı 500'den 1500 tane de bağ oldu. Toplam bağ sayısında 2100 olarak buldum mu? Topladım, 2100 oldu. Geldim şimdi baktım. Bana ne diyor? Fosfat ve timin sayısını bulunuz diyor. Bak, fosfat ve timin sayısı. Şimdi timin sayısını buldum. Timin sayısı ne kadarmış? 300. Bak, toplam timin sayısı neymiş abicim? 300. Bunu bildim. Fosfata bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir nükleotitte ne vardı? Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat. Ne kadar nükleotit varsa o kadar da fosfat olmak zorunda değil mi? Evet. 1600 tane nükleotit varsa 1600 tane de ne olacaktır? Fosfat. 1600 tane de ne olacaktır? Şeker. 1600 tane de ne olacaktır? Azotlu organik baz. Ama bu azotlu organik bazın bak 500'ü guanin, 500'ü sitozin, 300'ü timin, 300'ü adenin. Yani gördün mü? 1600'ü böldüm. Kaça böldüm? Bunların sayılarına kadar böldüm. Anlaştık mı? Ama ne kadar şeker, o kadar fosfat, o kadar nükleotit demektir. Bunu hatırla. O zaman baktık. Fosfat sayısı 1600 tane. Timin sayısı 300 tane buldum. Toplam bağ sayısı da çözdüm. 2100 tane de toplam bağ sayısı vardır diyorum abicim. Vakit kaybetmeden hemen bir sonraki soruya gidelim. Anlamadıysan eğer, böyle hızlı geldiyse bir geriye doğru al videoyu. Tekrardan baştan bir başla bakalım nasıl çözmüşüm, nasıl yapmışım. Ona göre soruyun çözümünü bir kere daha dinlersen anlayacağını düşünüyorum. Anlamazsan, eğer anlamazsan yorum olarak kesinlikle bana bildir. Hocam ben bunu anlayamadım ya dediğin takdirde ben bununla alakalı sana 10 tane 20 tane daha soru çözüm videosu yapar atarım. Tamam mı abicim? Yani her şekilde yanınızdayız. Sizler bize destek olun. Bizler de size destek olacağız. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Soruya geldik. Gene soruya baktık. Bir DNA zincirinde 3600 nükleotit vardır. Eyvallah. Hemen yapıştırdım. Adenin, timin, guanin, sitozin. İkili bağ, üçlü bağı yapıştırdım. Toplam neymiş? 3600. Yani şu dördünün toplamı, nükleotitlerin toplamı 3600'müş. Ve timin sayısını verdi bana 800. Lan burası 800 ise burası da 800 değil midir? Topladım, kaç oldu? 1600 mü? 1600. 3600 toplamıydı. 1600'ü çıkardığımız zaman geriye 2000 mi kalıyor abicim? Evet, geriye 2000 kalıyor. Yani guaninle sitozinin toplamı 2000. O zaman 1000'i yukarıdadır. 1000'i aşağıdadır. Bir zahmet hemen bunları yerleştirdim. Bak, verilenlerden bütün nükleotitleri buldum. Bana toplam nükleotit vermişti. Bir tane nükleotit verirse ben diğerlerine ulaşabildim. Hemen ulaştım. Bağ sayısını hesaplıyorum. 2 çarpı 800'den buradan 1600 tane bağ yapar. 3 çarpı 1000'den 3000 tane de buradan bağ yapar. Bu ikisini toplarsam da toplam bağ sayısı 4600 tane nedir abicim? Bağ sayısı meydana gelmiş oldu. İkisini topladım, 4600 etti. Tamam mı abicim? Olay bu kadar. Şimdi ben şıklara bakıyorum. Devam ediyorum. Guanin sayısı kaçtır? Guanin sayısı 1000'dir. Hemen yerine yazdım. 1000 tane guanin vardır. 1. Toplam nükleotit sayısının toplam bağ sayısına oranı. Bak, burada geyik yapacaklar artık. Sen burayı bulduktan sonra ne sorarlarsa sorsun sana. Sen hepsini çözebilirsin. Toplam nükleotit sayısı kaçtı? 3600. 3600 bölü bana ne diyor? Toplam bağ sayısı. Toplam bağ sayısı neydi? 4600. Hemen ne yapıyorum? Şu sıfırları atıyorum. Sıfırları sadeleştiriyorum. 36 bölü 46 olarak cevap çıkmış oldu. Daha da sadeleştirebilir miyim? Sadeleştiririm. Sorularda bakarsınız. En sade şeklini istiyorsa sırasıyla 2'ye bölersin. Bunu 2'ye böldüm 18. Bunu 2'ye böldüm 23. Başka da bölünür mü? Bölünmez. Cevap 18 bölü 23. Tamam mı? Yani sırasıyla bölünüyorsa bölünene kadar gidersin. Bu işleme sadeleştirme deniyor. Biliyorsun abicim. Sırasıyla yaparak bu işlemi çözersin. Bak abicim, işte soru çözümümüz bu kadar basittir. Gelelim bir soru daha. Bir soruya daha. Yukarıdaki grafikte DNA molekülünün, bak çok güzel bir grafik sorusu. Böyle grafik soruları gelir. Böyle grafik soruları gelir. Soru çözüm videolarında, yani bundan sonra atacağım soru çözüm videoları. Çünkü 50 tane soru hazırladım. Bu videodan sonra direkt onlara bakabilirsin. Orada da soru çözüm videolarında bayağı aldım arkadaşlar böyle soruları. Oradan da izlediğin takdirde bu konuyla alakalı sıkıntının kalmayacağını zaten kendinde anlamış olacaksın. Ve soru çözerken de konuyu anlata anlata çözeceğim için de arkadaşlar çok rahatlıkla bir tekrarınız olacak. Güzel bir tekrarınız olacak ve konuyu güzel bir şekilde anlamış olacaksınız. Bakalım şimdi, bak bu neymiş, bana soruyu çok dikkatli okuyun. Diyor ki yukarıdaki grafik DNA molekülünün, bak birinci ipliğinde bulunan, bak birinci ipliği. O zaman ne yaparım biliyor musun? Bak birinci ipliği dediğine göre birinci ipliği şöyle bir çizerim ya, bir zahmet bir çiz. Birinci iplik yukarıda. Bak adenin var, guanin var, sitozin var ve timin var. Yazdım birinci ipliği. Aynen yazdım sırasıyla. Ne kadar adenin var? 140 tane. Bak gördün mü? 140. Guanin ne kadar var? 200. Sitozin ne kadar var? 100. Hemen grafik bana gösteriyor. Timin ne kadar var? 300. Bak birinci zinciri yazdım. İkinci zinciri ben bulamaz mıyım ya? İkinci zinciri bulurum. Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin yazdım. 140 tane varsa 140 de burada vardır. 200 varsa 200. 100 varsa 100. 300 varsa 300 tane de vardır. Karşılıklı olarak dağıttım. Çok güzel. Aradaki bağ sayıları ikili bağ, üçlü bağ, üçlü bağ, ikili bağı geldim. Bana ne diyor? Bu grafiğe göre, ben her şeyini yazdım bak. Buraya göre DNA molekülünde bulunan toplam baz sayısını soruyor. Bana toplam bazı soruyor. Bazları hesaplarım hocam. Bak 2 çarpı 140 280 yazdım. 3 çarpı 200 600 hemen yazdım. 3 çarpı 100 300 yazdım. 2 çarpı 300 600. Toplarsam da bunu 600 300 280'i topladığım zaman 0 8 6 evet değil mi? 6 12 15 17 1780 çıktı arkadaşlar. Var mı şıklarda? Yok. Bir daha bakalım. Yanlış mı yaptık acaba? 2 çarpı 140 280 eyvallah. 2 çarpı 3 600. 3 çarpı 100 300. Evet 2 çarpı 300 600 1780. Evet soruyu yanlış almışız muhtemelen. Şuraya 1780'i yapıştırıyoruz ve soru çözümüne devam ediyoruz. Yani Ceyhan şıkkıdır diyoruz abicim, tamam mı? Soru şıklarında hata var. Birinci ipli organik toplam organik baz sayısı, bir daha yapalım. 140 200 evet 600 600 1200 1500 evet 1780. Doğru abicim, bizim yaptığımız doğru. Soruyu alırken herhalde şıklarda hatalı aldık. Biz kendimiz yazdığımız için 1780 cevabı doğrudur abicim. Doğru cevabımız Ceyhan şıkkı diyoruz. Arkadaşlar geldik bir sorumuzun daha sonuna. Soru çözüm videomuzun daha sonuna. Tamam mı? Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı sakın unutma. Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutma. Bir zahmet de abone olmayı unutma, tamam mı? Soru şekillerini, soru çeşitlerini bir sonraki videoda daha çok anlatacağım. Onlar üzerinde gideceğim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.